öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 mobil oyun gerçekleştirildi. Yabancı dilden Türkçe'ye, tarihten matematiğe, hatta üniversite hazırlığa kadar içeriklerin yer aldığı o mobil oyunlar sanal marketlerde hatta öğrencilerin kullanımına sunulmaya başlandı bile. Şimdi bu oyunlar öğrencilerin eğitimine nasıl peki destek olacak? Oyun deyince kafalar elbette karışıyor. İşte bu konuyu konuşacak TVNET muhabiri Mücahit Topçu yanında uzman bir konuyla birlikte bize aktaracaklar. Evet, sosyal medya aslında günlerdir konuşuyoruz, hatta haftalardır konuşuyoruz. Özellikle çocuklarımız üzerindeki etkilerini, Mavi Balina örneği var, Metin 2 örneği var, 48 Hour Challenge gibi uygulamalar ve oyunlar çocuklarımızı intihara kadar sürüklüyor. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Bu konuda neler yapılmasını gerektiğini konuşacağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ali Murat Kınık canlı yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz hocam. Şunu sormak istiyorum. Sosyal medyayı artık uygulamaları, teknolojiyi çocuklar daha konuşmadan ulaşabiliyorlar, imkanları var. Evet. Çocuklarımızı cam fanuslarda yetiştiremeyeceğimize göre bu sosyal medyayı, bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Öncelikle bizim anne ve babalara aslında birkaç uyarı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yasakçı zihniyette hiçbir yere varamayız. Yasaklar ne yazık ki çocukların daha fazla ilgisini çekiyor. Daha fazla ilgisini çektiği için de çocuk o yasakta ne olduğunu, neden yasaklandığını ulaşabilmek için onun dibine kadar araştırmaya giriyor. Yani ne yapıyor? İşte bunu öğreneyim, bunu edeyim, bu oyunu oynayayım, bu oyuna nereden ulaşabilirim gibi araştırmalar yapıyor. Günümüzde de biliyorsunuz internet teknolojisinin gelişim göstermesiyle birlikte çocuklar iyiye de çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar, kötüye de hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ne yazık ki oyun kisvesi altında sizin de az önce saydığınız Mavi Balina, Metin 2 aslında tamamen şiddete ve çocuklarımızı intihara kadar sürüklüyor. Ama bunun nedeni de ne yazık ki ailelerin işte çocukları yasaklaması, çocukları dışlaması, çocuklarla ilgilenmemesiyle alakalı bir durum söz konusu oluyor. Ve böylece çocuk kendi ailesinden, sosyal çevresinden, yaşıtlarından koparak sanal ortam içerisinde ne yazık ki bilinmez içeriklerle karşı karşıya kalıyor. Ve bu da ne yazık ki yasakçı zihniyetin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki anne ya da baba bunu yasaklamak yerine onlarla birlikte bu oyunları oynarken başında bulunsa, sosyal paylaşım ağlarına girerken onları kontrol edebilse, gelişi güzel bir şekilde bilgisayarın başına, gelişi güzel bir şekilde tabletlerin, akıllı telefonların karşısına bırakmasa, ne o çocuk o noktaya düşecek, ne anne baba da yarın öbür gün çocuğunun başına bir şey geldiğinde üzülecek, ağlayacak ya da bu neden böyle oldu diyecek. Bunlar çok önemli. Özellikle ailelerin bilinçlendirilmesi önemli herhalde hocam. Şunu da sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir çalışması söz konusu. Yenilik ve eğitim teknolojileri kapsamında çocukların eğitimi amacıyla mobil oyunlar gerçekleştirilmiş durumda. Bu mobil oyunlarla çocukların eğitimi sağlanabilir mi sizce? Kesinlikle sağlanabilir. Bunu şöyle söylemek istiyoruz. Fatih projesi mesela şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın belki de son dönemlerde en kapsamlı bir şekilde, en doğru bir şekilde geliştirdiği projelerden bir tanesi. Artık çocuklarımız tabletler aracılığıyla eğitim görebiliyorlar. Kitaplarını tabletler aracılığıyla okuyabiliyorlar. Ancak oyun konusunda bazı eksikleri bulunuyordu. Yani oyunları biliyorsunuz işte uygulama marketlerinden indirerek erişim sağlıyorlardı. O zaman o boşluğu doldurdu diyebilir miyiz Milli Eğitim Bakanlığı? Kesinlikle. Çünkü ne oluyordu? Orada hangi oyunu indirdiği, onun ona ne gibi bir zararlar, ne gibi şiddet içerikli unsurlar sunacağını bilmeden çocuk gelişi güzel bir şekilde bunu bu oyuna erişim sağlıyordu. Anne babalar da bu konuda zaten belli bir bilince ulaşmadıklarından dolayı nasıl olsa hani çocuk elinde tablet, bundan ne zarar verebilir gibi bir düşünceye kapılıyordu. Çünkü hali hazırda anne ve babalar bu tabletlerin daha az zararlı olduğunu düşünüyorlar. Sokağa oranla daha az zararlı. Ama ne yazık ki sokakta bir çocuğun başına ne gelebileceği bellidir. Ama o tablet de internetin uçsuz bucaksız dünyasına eriştiğinde hangi oyuna ulaşacağı, Mavi Balina'ya mı, Metin 2'ye mi ya da işte 48 for Challenge oyunuyla mı karşı karşıya kalacağını bilmeden bu oyunların içerisine giriyordu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın
Bakanlığı özellikle mobil oyunlar konusunda yapmış olduğu kapsamlı çalışma çocuklarımızın bir sonraki dönemler içerisinde bu tarz oyunları kendi milli değerlerini, kendi manevi değerlerini alarak, öğrenerek hem eğlenmelerini sağlayacak hem de ailelerin, anne ve babaların çocuklarını daha güvende hissettirmelerini ve en azından gözleri arkada kalmadan o çocuğun Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylı bir oyununu aldığında bununla hem bilgi sahibi olacağını hem de eğleneceğini hem de en azından akrabalarıyla, eşi dostuyla daha doğru bir şekilde iletişim kurabileceği, daha kültürel bilgi birikimine sahip olacağı ve eğitimsel açıdan da kendini geliştirebileceğini bilecek. Bir o var, mobil oyunlar var, bir de strateji oyunları konusunda bir gelişme var. Onu da söylemek istiyorum Mücahit Bey. O da şu oluyor, şimdi biliyorsunuz geçmişten günümüze değin gelen süreçte hep strateji oyunları çocuklar tarafından, gençler tarafından sıklıkla oynanmış ve bazen gece gündüzlerini, çocukların uykularını, derslerini, eğitimlerini ikinci plana atıp işte geçmişte internet kafeye kaçtıkları ya da işte ev içerisinde gecelere kadar bu oyunları, işte ders çalışıyorum diye bu oyunları oynadığını görüyorduk. Bunlar tabii ki çocukların eğlenme ihtiyacı var. Ama yeri, kararı ve zamanında bunu gerçekleştirmesi gerekli. Milli Eğitim Bakanlığı da madem bu tarz oyunlar oynanıyor, o zaman bu tarz oyunlar en azından kendi bünyemiz dahilinde geliştirilsin. En azından bu kültürel yozlaşma ve kültürel yabancılaşma karşısında kendi değerlerimizi öğretici türde tarzda oyunlar gerçekleştirilsin. Mesela şu olabilir. Strateji oyunu olur ve Osmanlı İmparatorluğu'na dair bir oyun gerçekleştirebilir. Hem oradaki tarihsel karakterler öğrenilebilir. Hem ders çalışır çocuk. Hem o karakterler öğrenilir. Hem de gerçekten kendine özgü bir strateji geliştirir. Hem kendi değerlerimizi görmüş oluruz. Hem de çocuk bunun bir oyun olduğunu bilerek daha fazla kendini motive eder ve böylece tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Peki. Çok teşekkürler hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ali Murat Kınık'tan görüş aldık. Özellikle hocamızın dikkat ettiği noktalarda önemli. Çünkü sosyal medya evet sürekli artık hayatımızın bir parçası, teknoloji hayatımızın bir parçası ama bunu doğru şekilde kullandığımız zaman herhangi bir zararı yok. Buralarda da özellikle anne babalara, ebeveynlere önemli görevler düşüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ederiz Mücahit Topçu. Önemli görevler düşüyor dedi. Milli Eğitim Bakanlığı elinden geleni yaptı bu konuda. Anne babalara önemli görevler düşüyor.